videomuzda sizleri taze incir reçelinin yapımıyla buluşturacağız. Taze incir reçelinin yapım aşamalarını Tarsus Belediyesi Hanımeli Pazarı'nda standı bulunan Yasemin Bodur Hanım'dan öğreneceğiz. Şimdi hep birlikte Yasemin Hanım'ın evine doğru gidiyoruz. Taze incir reçelimizi yapmaya nemli bir bez yardımıyla incirlerimizin üzerinde bulunan tozu temizleyerek başlıyoruz. Sonrasında bıçak yardımıyla başındaki kalın kısmından arındırıyoruz. İncirlerimizi başındaki kalın kısmından ayırırken, incirlerimiz içerisinde bulunan çürük incirleri ve incirlerin kabuğunda bulunan hasarları tespit ederek onları sağlam incirlerden ayırmayı ihmal etmiyoruz. Tozundan ve başındaki kalın kısmından arındırdığımız incirlerimizi doğruyoruz. Bizleri bu videoda mutfağına konuk ederek yöresel lezzetlerin tanıtımına katkı sağlayan Tarsus Belediyesi Hanımeli Pazarı standı üyesi Yasemin Bodur Hanım'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler de bizleri mutfağınıza konuk ederek ya da mutfağımıza konuk olarak yöresel lezzetlerin tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Doğradığımız 10 kilo incirimizi 11 kilo şeker ile buluşturuyoruz. Buluşturduğumuz incir ve şekeri iyice karıştırıyoruz.
İyice karıştırdığımız şekerimizi ve incirimizi 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 1 saat dinlenen şeker ve incir karışımımızı artık pişirme zamanı. Pişirme esnasında arada sırada karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Karıştıra karıştıra belirli bir yoğunluğa getirdiğimiz incir reçelimizin köpüğü azalınca içerisine 1 adet limonun suyunu sıkıyoruz. Limon suyunu sıktıktan sonra karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Tarsus Medeniyetler Beşi YouTube kanalımıza abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz ve videolarımıza yorum yapmanız bizlerin çalışma azmini artırmakta ve çalışmalarımıza yön vermektedir. Videolarımızın devamı için beğenilerinizi bekliyoruz. Reçelimizin yoğunluğu artınca içerisine bir tutam fesleğen ilavesi yapıyoruz. İncir reçelimizi pişirme esnasında içerisine ilave ettiğimiz bir tutam fesleğen, incir reçelimizi aromasını bırakmakta ve lezzet kazandırmaktadır. İstediğimiz yoğunluğa gelen taze incir reçelimizi sıcakken kavanozlara yerleştirip ağzını sıkıca kapatıyoruz.
Sıcakken ağzını sıkıca kapattığımız kavanozlarımızı ters çevirerek bir bezin üzerine yerleştiriyoruz. Sıkıca kapattıktan sonra bir bezin üzerine ters çevirerek yerleştirdiğimiz kavanozlarımızı bir gece bu şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Bir gece dinlenmeye bıraktığımız kavanozlarımızı serin ve rutubet almayan bir yerde muhafaza ediyoruz. Sizler için taze incir reçeli yaptık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, dostça kalın, bizimle kalın. Afiyet olsun.